Araba tamircisi bile diyor, emin misin A35 AMG olduğuna diye. Beyler, koskoca mekanik ağa gelmişiz. Bir de Ferrari sürmesek olmazdı. Bir de Mercedes tayfayı sevindirelim dedik. Bu arabaya da bir elimiz dokunsun bakalım. Aslan kükredi. Şu araba tabii ki de şunu etmez. Şimdi aracın beynine gireceğiz arkadaşlar. Bunu arabaya takıyorum. Geriye kalan şunların hepsi. BMW'cilerde bir alay konusu olmuş oldu bu. Evet dostlar, selam. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Baştan da görmüş olduğunuz üzere bugün de Mercedes tayfayı sevindireceğiz. Şu görmüş olduğunuz A35 AMG'yi modifiye edeceğiz. Belki aranızdan bilenler vardır bu arabayı. Geçenlerde bir story paylaşmıştım ama bu araba çok tartışma konusu oldu. Arabada biraz eksiklikler var AMG olmasına rağmen. Mesela AMG'nin direksiyonu yoktu ve herkes yorumlara yazmış. Bu araba AMG olduğuna emin misin? Bizi yeme bilmem ne falan filan diye. Arkadaşlar, araba harbiden A35 AMG ama direksiyonu AMG değil. Ve bu videomuzda bu aracı elimizden geldiği kadar dolduracağız, modifiye edeceğiz. Yani anlayacağınız bugün de arkadaşlar şu yıldızı hep birlikte modifiye edeceğiz. Normalde BMW'ciydik. BMW modifiye ediyorduk. Bir de Mercedes tayfayı sevindirelim dedik. Şimdi rakibimizi bu şekilde bırakmak olmaz. Size yapacağımız birkaç şey daha var. Onları sizlere bahsedeyim. Mesela aracımızın spoilerı değişecek. A35 AMG'lerde biraz daha büyük spoilerler falan var. Onlardan takacağız. Yani araba harbiden mesela üzerinde AMG yazmasa arkasında ve bir de şöyle bir difüzör de olmasa, yani arabaya AMG demezsiniz. Bakın arkadaşlar, burada da bir Class A'mız var. Hemen hemen aynı. Sadece ön pancarı farklı. Jantları olsun, arabanın iç kısmı olsun, direksiyonu falan görüyorsunuzdur. Diğeriyle tamamen aynı. Arkasına bakacak olursanız sadece bir difüzörüne bir farklılık var. Ve bir de arkada A35 yerine A200 yazıyor. Yani arkadaşlar, araba tamamen diğeriyle aynı. O arabayı seçen ilk sahibi sadece bir motorunu almış. Listedeki bütün opsiyonları da iptal etmiş sanırım. Biz de opsiyonları dolduracağız elimizden geldiği kadar. Bu videomuzun içerisinde arabayı çalıştırıp ufak bir ara gaz falan veririz. Ve bir de belki arkadaşlar, söz vermeyeyim ama bir test sürüşüne falan çıkarız. Bu arabayla yaklaşık bir 30-40 kilometre falan kullandım. Keyifli bir araba. Araç benim olmadığı için tam sonuna kadar gazlamadım. Sadece ufak tefek gaz falan veriyordum. Araçta egzoz patladığı için ister istemez bir tatlılık, zevk falan veriyor. Değiştireceğiz derken komple direksiyonu değiştirmeyeceğiz. Sadece şu parçamızı değiştirip araca AMG direksiyonu da eklemiş olacağız arkadaşlar. Bir de aracımızda ne diyorlardı ona? İç ambient opsiyonu yok. Onu da biz koyacağız. Biz ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve artı araca yazılım yapmamız gerekecek ki bu iç ambientımız çalışsın. Bakalım becerebilecek miyiz? Olacak mı? Ayakkabı alıp da bağcığını almak gibi bir şey olmuş. Şimdi ben bu arabayı aldım mı direksiyon storiesi çekeceğim. Bu mesela Instagram'dan. A200'de aynı direksiyon. BMW'cilerde bir alay konusu olmuş oldu bu. Yani arabaya standart olarak gelmesi gerekiyordu bu direksiyon. Ha, bu arada Mercedes'ten falan tamamen anlamıyorum. Belki de sonradan değişmiş de olabilir direksiyonu ki hiç zannetmiyorum. Fabrika çıkışlı böyle bu arabanın direksiyonu. Neyse, bir BMW'ci olarak bu arabaya da bir elimiz dokunsun bakalım. Ufak dokunuşlarla bir güzelleştirelim. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Birazdan aracı da buradan kaldıracağım. Şuraya bir yere götürürüz, daha sakin bir yere. Aracımıza takacağımız parçamız bu arkadaşlar. Direksiyonu da bununla halletmiş olacağız. Hatta geçmeden gelin bir arabaya bir cold start basalım. Yani en son bir hafta önce çalıştı bu araba. Bir bakalım cold start'ı nasıl olacak. Ha, bu arada şu Mercedes'in iç kısmında diyecek hiçbir lafım sözüm yok gerçekten. Güzel yapmışlar adamlar. Bir de ambiyans ışıklandırmasını da taktık mı tadından yenmez. İyi Allah'tan arabada sunroof var ha. Evet, şimdi basıyoruz cold start'a. Allah Allah, hiç ötmedi lan araba. Harbiden A200 gibi çalışıyor. Acaba A200 mi araba? Bak, şu an içime bir kuşku indi. Bunun kaputu nereden açılıyor? Hemen kaputuna bir göz atalım değil mi? Hatta dur, sonra atarız. Bakın şu olayı harbiden çok beğendim. Her şey dokunmatik. Şöyle yaptığınızda seçiyorsunuz. Vallahi adamlar yapmış. Şöyle gördüğünüz üzere. Bununla şu ekranı yönetiyorsunuz. Bu tarafta da diğer ekranı yönetiyorsunuz dokunmatik olarak. Biraz çok karman karışık. İnsanın kafası karışır ilk aldığınızda ama zamanla belki alışırsınız bu sisteme. Karman karışık. Şuradan el frenini kaldırıyorsunuz, çekiyorsunuz. Niye gitmiyorsun? Frenleri yapışmış da o yüzden. Uzun zamandır kullanılmadığı için. Bakın şu an heyecan yaptım, konuşamıyorum bile. Şu ön taraftan geçelim ya. Niye uğraşıyoruz ki bu kadar?
Ön kaputu açmıştık, o yüzden ötüyor. Arabayı şuraya bir alalım. Şu an araba büyük bir AMG gibi ötmüyor ama spora alırsak barfları açınca ötüyor. Repet bak. Teşekkürler 35. Arkadaşlar, araba tamircisi bile diyor. Emin misin A35 AMG olduğuna diye. Bah şey pas d'après mes mètres, c'est 35 AMG. Je sais pas, c'est pas le bruit d'une 35. On dirait pour mon bouc classe. Tabii. Şuradaki klasa ile aynı sesi çıkarıyor diyor. Vallahi ya. Vérifie voir quand même le moteur, que ce soit pas un moteur de Renault. C'est un vrai AMG. Surtout elle a un bon son quand tu roules sur l'autoroute, quand tu la mets en sport. Sport plus. Si sur l'autoroute elle fait des retours. Vas-y. Renault Ares'le hiçbir farkı yok. Egzoz patlatma problemi bank var mı diye soruyor da otoyolda giderken hafif gaza bırakıp basıp bıraktığımda yapıyor ama şu an yapmıyor olduğu yerde. Kurallar çıktı. Çevre kirliliği olsun, ses kirliliği falan olsun. Tüm egzozları falan kısıtladılar maalesef. Bu yeni çıkan BMW'lerde de var. Bence çok üzücü bir durum. Söylemeyi unuttum. Mekanikah'dayız. Instagram hesaplarını buraya bırakıyorum. Burada birçok araçlar falan var. Gelip buradan araba alabilirsiniz. Sıla yolculuğu falan için gayet efsane arabalar var. Bu arada hepimiz şu an rahatladık. Motoru gördük. Arkadaşlar bu C63'ün AMG logosu da var ama bunda yok. Bu da opsiyonmuş. Tabi adam AMG direksiyonu seçmediyse bunu zaten hiç seçmezdi. Şimdi aracı çalıştıracak. V8 bir turbo. Tabi kıyaslanacak arabalar değil ikisi. Bunun sesini bir dinleyelim. Là je sens que ça va être beaucoup plus différent. Là au moins t'as le vrai volant AMG. Aslan kükredi. Bakın şimdi bu arabayı gömecek bir yanı yok. Ses desen var, motor desen var, güç desen var. Estetik desen var. Yakıt tüketimi desen o da var. Bu araba hiç yakmıyor bu arada arkadaşlar. Yakıt tüketimi çok az. Harbiden depoyu 150 kilometrelik falan doldurmuştum. Nereye geldim 40 kilometrelik yolu. Ve gösteren menzil 130 kilometreydi. Hiç yakmamıştı araba. Ama arkadaşlar şu araba tabii ki de şunu etmez. Bu bambaşka bir boyut. Bu arada fiyatını da göstereyim bunun. Merak edenler falan vardır. Arabanın fiyatı da bu. 53.000 euro. 3 ay garantili. 2016 model. Diyezel değil mi ya? Benzinliymiş. Allah Allah. Bu araba diyezel olması lazım ya. Evet. Şimdi bismillah diyerek sökmeye başlıyoruz bakalım. Evet geliyor. Geldi. Oo bence böyle daha şık oldu. Neyin direksiyonuna benzedi? Bir aracın direksiyonuna benzedi ama. Vallahi Volvo direksiyonu mu? Vallahi şimdi araba nasıl değişecek bir izleyin. Yani bir direksiyon arabayı bu kadar mı değiştirir? Göreceksiniz. Şık diye yerine oturdum. Vallahi var ya. Tamam mı? Şimdi direksiyon oldun sen. Bu direksiyonu görünce bir insan gaza gelir. Biz aracımızın direksiyonunu değiştirdik ya. Yakıt tüketimi arkadaşlar 3 litre yükseldi. Bunu görünce insan ister istemez gaza gelip basıp basıp durur. Yaşanmışlık kokuyor. Arka kapağını da taktık. Ön kapağını da taktık. Şimdi gelin çalıştıralım. Şöyle. Hop. Evet. Şimdi bir şeye benzedi direksiyon. Sıradaki yapacağımız işlem araca ya spoiler takacağız ya da iç ambient sistemini değiştireceğiz. Bakalım artık hangisiyle devam edeceğiz. Evet şimdi araba daha zevkli bir hale geldi. Yani direksiyon çok önemli bir arabada bence. Yani sürekli zaten araba kullanırken direksiyonu görüyorsunuz. Evet beyler, olan bitenleri aktarayım. Biraz videomuz aksaldı. Şunu takması gerçekten çok uğraştırdı, bayağı uğraştırdı. Şuralar komple söküldü. İç kısmı da aynı şekilde. Ondan sonra iç taraftan bunları vidaladık. Şu an gayet şık ve oturdu yerine. Şimdi ise aracın ambient ışıklandırmasını takıyoruz. Tüm kapı döşemeleri olsun, ekranları olsun. Şurası da olmak üzere komple çıkacak arkadaşlar. Ekranlarımız zaten söküldü gördüğünüz üzere. Orta havalandırma sistemleri de çıkacak. Şuralar çıktı, şu kısımlar da çıktı. Ondan sonra yerine ambient ışıklandırmayı döşeceğiz. Araca şey yapmam gerekecek. Kodlama yapmam gerekecek ki ekrandan aracın renklerini falan değiştirebilirim. Çünkü şu an taktığımızda sadece tek bir renk yanıyor. Mavi renk. Şimdi aracın beynine gireceğiz arkadaşlar. Bunu arabaya takıyorum.
kodlama yapacağım. Videoyu burada kapatmam gerekecek. Çünkü kodlama için telefona ihtiyacım var. Telefonla yapacağım. Bizim bir uygulama vasıtasıyla. Koskoca hayvan içinde paramparça yaptık. Adamlar şuraya gitmişler. AMG yazısı yazmışlar. Ama direksiyona koymamışlar. Saçmalığa bak. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz. Az kaldı. Geriye kalan şunların hepsi. Bunları yaptık mı ondan sonra bitiyor bakalım. Buradan sesli komuttan hey Mercedes diyerekten aracın renklerini de istediğimiz renge göre değiştirebileceğiz. Hey Mercedes dedim. Sesli komut açıldı. Sinemar kapatsın. Si, ben sesi bu. Najerenci. Programlama işlemini bitirdim. Becerebileceğimi sanmıyordum ama başarıyla tamamlandı. Şimdi size de göstereyim yaptığım işe. Şuraya beyni taktık arabanın altına. Arabanın içine girdim. Ondan sonra kodlamasını yaptım. Gördüğünüz gibi renklerimiz değişiyor şu an. Hatta çalıştırmaya gerek yok normalde. Şöyle yapalım. Renklere girelim buradan. Şöyle yaparaktan renklerin değiştiğini görebiliyorsunuz. Aynen Mercedes'in orijinalde yaptığı gibi sistemi aracı uyguladım. Hatta şunu da göstereyim. Mets les lumières en rouge. Que souhaitez-vous faire? Mets les lumières en bleu. Ok, je change la couleur. Gördüğünüz gibi konuşarak da aracın rengini de değiştirebiliyorsunuz. Yani tamamen Mercedes'in yaptığı orijinal sistemi araca uyguladık arkadaşlar. Harbiden şaşırdım yani. Telefondan yaptım bu arada kodlamasını. Eğer aracınız varsa getirin ben size yapayım arkadaşlar. Onu da buradan duyurayım. Valla efsane oldu ya. Evet arkadaşlar, böylelikle de bir Mercedes modifiye serüvenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer hatırlarsanız videomuzun başından araca bayağı bir giydirmiştik ama şu an kendisi hakikaten gerçek bir 605 AMG benzeri. Arkadaşlar, bu tarz modifiye videomuzun devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı kaçırmamak adına bildiğiniz üzere bir de F30'u F80'e çeviriyorum. M3 yapacağım onun da. Onun videosu da ufaktan geliyordur. Hatta gelmeye başlamıştır. YouTube kanalına giderek izleyebilirsiniz. Aracın ön tamponu falan komple değişecek. F80 body kit yapacağız. Ondan sonra kaputumuz F80 olacak. Çamurluklar. Özel bir jant takacağız. 20'lik sizin seçtiğiniz jantlar. Arkaya 4 çıkış gelecek. Aracı kaplayacağız. Direksiyonumuz M3 olacak. Daha neler neler arkadaşlar. Daha saymadım. Bir o kadar da şey var. Ve destek amaçlı arkadaşlar, yorumlarınızda kesinlikle eksik etmeyin. Bu videoya güzel yüksek rekor like bekliyorum. Bu videomuz Instagram'da 1 milyon izlenmeye yakın ulaştı. Şu anlık 850 bindi izlenmesi. 1 milyon olmuştur. Şununla bir story çekmişim. Direksiyon story'si. BMW beni solluyordu ve ben de AMG olsak da sana kıyamam BMW yazmıştım. Videomuz viral olmuş. Her yerde paylaşıldı. Ve işte o en çok ünlü olan Mercedes buydu arkadaşlar. Herkesin buna 180 dedi. A200 dedi. Aslında gerçek bir A35 AMG olan bir Mercedes arkadaşlar. Sadece araçta opsiyon eksiklikleri var. Dediğim gibi bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize bay bay.